Yumuşak doku ve kemik tümörlerinde tüm bilinmeyenler. Kötü huylu tümör demek kanser demek. Belirtileri ve tedavi yöntemleri. Hiç bulgu vermeyen ve bizim hiç dokunmadığımız tümörler de var. Ortopedik onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Aytekin açıklıyor. 5 yıllık hayatta kalma oranı %65-70 civarında. Arıların mucizesini, solunum yetmezliği hastalarına çok büyük faydaları var. Doğadaki şifalı bitkileri ve bitkilerle tedaviyi anlatmaya geliyor. Arı bitkisiz olmaz, bitkiler arısız olmaz. Balıkesir Tıbbi Aromatik Üreticiler Birliği Başkanı Muzaffer Koşan açıklayacak. Aynı sefanın o kadar faydaları var ki sizin cildinize sürülen kremlerin çoğu bundan katılıyor. Ünlü oyuncu, yazar ve yönetmen Almula Merter Churm'un mutlu yaşam sırları. Kucaklıyoruz herkesi, şükretmeyi, sevgiyi, paylaşmayı yapıyoruz aramızda. Yepyeni projeleri. Sadece özel oyunlar seçip bizden bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve çok özel açıklamaları geliyor. Uzmanı olmayan insanlar yaptığı zaman çok daha büyük travmalara neden oluyor, inanın bana. Hepsi az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Evet, günaydın sevgili izleyiciler. Aylin günaydın. Günaydın. Nasılsın bugün? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Bugün biraz daha gündemi takip ederek iyi olmayı, dünyada da daha iyi olmayı dileyerek günü sabah açalım. Çok değerli bir hocamız var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Aynı zamanda ortopedik onkoloji uzmanı ki bugün çok değerli konuları konuşacağız. Evet. Değil mi hocam? Doğru söyledik mi? Evet doğru. Hepsi doğru. Çok uzun bir tetir olunca hocam toparlamak istiyorum. Profesör Doktor Mahmut Nedim Aytekin, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz nasılsınız hocam bugün? Çok teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hocam öncelikle sizi tanımak isteriz. Ankara'dan geldiniz bizim programımız için. Evet. Aslında orada yaşıyorsunuz. Evet. Oradasınız. Aslında İstanbul'da muayenehanem var. Evet. Ama evim Ankara'da. Yıllarca Ankara'da hekimlik yaptım ama artık yavaş yavaş İstanbul'da da çalışmaya başladım kendi yerimde. Evet. Bu şekilde. Hocam tümörler arttıkça yumuşak doku, kemik tümörleri, onkoloji alanında özellikle sizin gibi kıymetli profesörlere her ilin ihtiyacı var. Biz de sizi konuk etmişken özellikle bunları konuşalım istiyoruz. Malum çok da yaygınlaştı etrafımızda, artık yaşı da yok, sınırı da yok. Çok daha genç yaşlarda da var, ileri yaşlarda da var. Evet. Her şeyden önce bugün biraz onkoloji kısmına gireceğiz ortopedinin. Yumuşak doku tümörleri ile başlayalım hocam. Tabii ki. Nedir, neden olur, nasıl gelişir? Aslında tümör kelime anlamı olarak şişlik demek. Yani yumuşak dokularda, yani vücut, kemik, iskelet dokusu ve yumuşak doku, onu saran kas dokuları, bağ dokular, bütün kemik dışındaki bütün dokular aslında yumuşak doku olarak adlandırıyoruz. Bu dokulardan kaynaklanan herhangi bir şişlik aslında bir tümördür. Tabii bu kendiliğinden olan bir şişlik olabilir. Bir travmaya bağlı gelişen bir kanama sonucu oluşan bir şişlik olabilir. Her halükarda biz buna genel olarak yumuşak doku tümörleri olarak adlandırıyoruz. Ama bu şişliğin neden oluştuğu çok önemli. Tabii. Neden oluştuğunda da genellikle %99 hep bunlar iyi huylu tümörler. Ama bazen de korktuğumuz şeyler olabiliyor. Kötü huylu tümörler olabiliyor. Bunu vücut mu yapıyor hocam yoksa genetik mi bu? Tam olarak sebebi bilinmiyor ama kötü huylu olduğu zaman artık bunun adı kanser oluyor. İyi huylu olduğu zaman belki bir çarpma sonucu oluşan bir şişlik, bir hematom olabileceği gibi ya da bir yağ dokusundan kaynaklanan bir lipom olabileceği gibi ya da kötü huyluysa da liposarkom olarak adlandırabildiğimiz tümörler olabiliyor. Şimdi kötü huylu demek o yerinde durmuyor, hızlıca büyüyor ve vücuda sıçrıyor, başka bir yere geçiyor. Artık vücudu ele geçirecek kadar hızlı bir şekilde ilerliyor. Vücudu tehdit eden tümörleri. Mesela iyi huylulardan başlayalım. Ganglion kisti dediğimiz bir hastalık. El bileğinde böyle bazen hani görür ya. Ben de olmuştu. Evet, bu bir mesela. Bir şeyle aldılar. Evet, enjeksiyonla evet. Şurada çıktı. Mesela hocam, bu iyi huylu bir tümör. Gerçekten mi? Evet. Tümörüm mü vardı benim? Ama iyi huylu. İyi huylu demek yani oradaki bir sinovial dokunun şişmesi iyi huylu bir tümör. Çok acı veren bir şeydi ama. Tabii çünkü o tendonun kılıfında bir sıvı üretimi oluyor. Evet. Bir yerden sonra balon gibi şişiyor ve Eklemle de bağlantılı olduğu için eklem sıvısını da içine alıyor ve şişiyor ve ağrı yapıyor. Size uygulandığı gibi bazen onu enjektörle çekiyoruz. Evet. Enjektörle çekmeden de bazen kendi kendine inebiliyor. Mesela bu iyi huylu bir tümöre örnek. Ya da annem para bağlatmıştı. Evet, para bağlama. O çünkü baskı etkisiyle onun şişmesini engelliyor, engelleyebiliyor. Çok büyüdü. Sonrasında bunu da ameliyatla çıkarttığımız olabiliyor bazı durumlarda. Hani tekrarlayan durumlarda. Ama hocam bu iyi. Bu iyiye bir örnekti. Ya da yağ dokusundan kaynaklanan lipom var mesela. Yağ dokusu, bezesi, yağ bezesi. Başta da olabiliyor bu erkeklerde. Baştaki de yine iyi huylu bir tümör. Lipom, genellikle o lipom olmuyor. Sebase kist denilen bir hadise ama o da yine iyi huylu bir tümöre bir örnek dediğiniz gibi. İyi huylu, yani iyi huyluyla kötü huylunun çok geniş bir range'i var. Çok geniş bir alanı var. Her ne olursa olsun insanı baştan telaşlandırıyor hocam. Şimdi yerine göre değişiyor mu iyi huylu kötü huylu olması, yoksa yani hangi durumlarda bir endişeleniliyor? Bir... Şimdi hangi dokudan kaynaklanırsa o dokunun adını alıyor bir kere. Mesela sinir dokusundan köken aldığında şivannom diyoruz. O dokunun adıyla adlandırılıyor. Ama bu kötü huylu olduğu zaman da malin şivannom oluyor. Yani aslında iyi huylu kötü huylu olduğun mikroskopik olarak hücresel boyutta biz onu anlıyoruz. Zaten kanser denilen şey bir hücredeki bir mekanizmanın bozulması ve o mekanizma kontrol, yani programlı hücre ölümü dediğimiz bir mekanizma. O mekanizma bozuluyor ve bozulunca ölüm olmuyor. Yani hücresel ölüm olmuyor. Sürekli çoğalıyor hücreler. Durmadan kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor. Şişlik oluyor. Şişlik olduktan sonra kan yoluyla ya da başka bir dolaşım yoluyla, lenf yoluyla olabilir. Vücuda yayılıyor, sıçrıyor. Sıçradıktan sonra artık bu metastaz yapmış oluyor. İleri safhaları o zaman. Sorunuzu kaçırdım. Bulunduğu, yani hangi durumlarda korkmalıyız? Çok hızlı büyüyorsa korkmalıyız. Çok hızlı büyüyorsa bu hızlı ilerleyen bir şeydir. Ama dediğim gibi kötü huylu olarak adlandırılıp da çok yavaş ilerleyen tümörler de var. Yani iyi huylular, kötü huylular, bir de ikisinin arasında isimlendirilen, yavaş büyüyen, aslında kötü huylu olup ama yavaş yavaş giden tümörler de var. Ve kötü huyluların tedavisi cerrahi. Esas tedavisi. Yani kötü huylu olduğu zaman biz buna sarkom diyoruz. Yumuşak doku sarkomu adı alıyor. Ve sarkomun esas tedavisi cerrahidir. Genişçe onu çıkartmaktır. Genişçe çıkartmazsak eğer, çıkartılması mümkün olmazsa bu başarısız cerrahi olmuş olur. Hani tümöre bıçak değdi, vücuda sıçradı gibi halk arasında da böyle bir şey var. Eğer bıçak tümöre yanlış değerse evet, orada başarısız bir cerrahi olduğu için ikinci ameliyatı daha da zor olacak. Ya da o bölge kirlenecek tümörel olarak ve... İstenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilecek. Yani bütün bir organa yayıldıysa, hayati bir organsa ne yapıyorsunuz? Yani yeri geldiğinde hayatı kurtarmak için amputasyon dediğimiz uzuvları bile kestiğimiz durumlar olabiliyor. Ama bunlar memede olan tümörler de meme kanseri. Aslında bu meme kanseri yok. Meme ayrı bir organ. O farklı bir onun tedavisini genel cerrahi uzmanlarımız yapıyor, onun ameliyatlı tedavilerini. Ama meme kanseri de eğer kemiğe metastaz yaparsa yine ortopedik onkolojinin alanına giriyor. Bu arada yani meme kanseri tabii belli bir yaşın üzerindeki kadınların mutlaka mamografi ve meme ultrasonuyla takip etmek. Ekim ayı farkındalık ayındayken kontrollerini yapmaları lazım. Ayrıca da self muayene dediğimiz kendi kendilerini ayda bir mutlaka muayene etmeleri lazım. Ele gelen kitle olduğunda orada uyanık olmak lazım. Zaten bu programlara bizim çıkma amacımız da bu bilinci, bu farkındalığı arttırmak. Hadi biraz ulaştıklarını düşünüyorum. Çünkü biz de izleyicilerimize devamlı bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz. Her defasında hemen hemen her programda da karşımıza çıkıyor. Peki hocam, bana doktorum demişti ki belli bir yaşın üstünde o şeyi almamak için, radyasyonu çok fazla almamak için meme ultrasonu, ultrason da çekiyor. Daha ön plana çıkabiliyor. Meme kanseriyle ilgili ultrason daha ön plana çıkabiliyor. Çünkü mamografi belli bir yaşın üstündeki kadınların şeyinde aslında bu konuda benim konuşmamdan ziyade meme kanseriyle ilgilenen hekimlerin konuşması lazım. Meme ultrasonu daha ön plana çıkabiliyor. Aslında ideal olan mamografi ve meme ultrasonunun birlikte yapılması. Ama her sene yapılsın mı yani? Oluyor, belli bir yaşın üzerinde yapılsın. Ha. Yani çünkü şey demişti, hani ultrason yaptır Didem ama her sene hani bunu almak istemiyorsun. Erken yakalandığı zaman ve başarılı bir şekilde cerrahi yapıldığı zaman çok yani tamamen şifası olan, tamamen iyileşmesi mümkün olan. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, yumuşak doku tümörleri dedik hocam. Burada oluyor dediniz. Başka nerede oluyor? Yani herhangi bir yerde olabilir. Herhangi bir yerde olabilir. İyi huyluya bir örnekti. Mesela kolda, bacaklarda olabilir. Kas dokusunun içerisinde olabilir. Yumuşak. Sinir dokusundan kaynaklanabilir. O da çok ağrılıdır. Hani şıvanlom diye bahsettim. Bazen sırt bölgesindeki kasların arkasında olabilir. Batın içinde de olabilir. Batın içinde, yani batının içine doğru büyüyen tümörler genellikle bulgu vermiyor. Bulgu verdiğinde çok büyümüş olabiliyor. Benim eşimde iyi huylu var mesela, kalçasında. Evet. Ben portakal büyüklüğünde. Onunla yaşıyor. Bakın şöyle, belli bir büyüklükten sonra artık onun çıkartılması lazım. O iyi huylu, yavaş giden bir tümör olabilir. Hani mutlaka öncelikli olarak kontrolleri var her sene. MR çekmek lazım. Evet. Büyüyor mu, büyümüyor mu, ona bakmak lazım ama belli bir yaşın üzerinde, belli bir büyüklüğün üzerinde, hani özellikle almakta fayda var. 8 santimetrenin üzerinde bir kitle varsa onu almayı öneriyorum. Peki hocam biz mesela eşimizi muayeneye bekleriz. Evet, yani ben şimdi konuşunca aklıma geliyor. Çok dar bir alan. Aslında. Hani ortopedik onkoloji ortopedinin %2'sini oluşturuyor. Hı-hı. Çok dar bir alan. Çok az hasta var. O yüzden genellikle de bu hastalar atlanıyor. Az ama ciddi. Çünkü o hekimler, hekimler genellikle oraya odaklanmadığı için, o hastaların hastalığına odaklanmadığı için atlanıyor. Özellikle de yumuşak doku tümörleri çok ağrı ile başvurmadığı için, yavaş yavaş büyüdüğü için, hani ağrı oluşturduğunda biraz geç kalınmış olduğu için erken müdahale etmek gerekiyor. Hani banyo yaparken filan self muayene, nasıl ki meme muayenesinde yapıldığı gibi insanın kendi vücudunu bazen kontrol etmek gerekiyor. Her zaman farkında olmak önemli bir şey. Onu soracaktım tam, biz bunu kendimiz bir şeyimiz var mı diye, çünkü kötü huyluları bir şey hissettirmezmiş, ağrısı olmazmış. Yumuşak doku için çok ağrı yapmıyor. Evet. Ağrı yapacak aşamaya gelmesi için ya bir sinire baskı yapması gerekiyor. Hani kemik tümörlerinde öyle değil. Çünkü kemiğin etrafında bir periyos denilen bir zar var. Hı-hı. O zar da sinirsel olarak, sinir dokusu açısından zengin bir doku olduğu için orada ağrı hemen kendini ortaya çıkartıyor. Kemik tümörlerinin farkı o. Kemik tümörlerinde ağrı daha ön planda ama yumuşak doku tümörleri vücudun içerisinde biraz esneklik olduğu için çok ağrı yapmayabiliyor. Bir de yağ bezesidir. Burada muayene daha ön planda. Yani ele gelen bir kitleniz varsa mutlaka hekime başvurmanız gerekiyor. Ağrı var kemikte ama kütle yok. Yine de önerir misiniz? Ağrının araştırılması, ortaya konulması lazım. Ağrının birçok sebebi olabilir. Ağrı vücudun aslında koruma mekanizması. Yani orada bir sorun olduğunu size söylüyor. Kireçlenmeden olabilir, bir sürü sebebi olabilir. Bel fıtığından olabilir. Yani peki, her hafta bir konuyu konuşabiliriz. Yumuşak dokuda hani bir adı üzerinde yumuşak doku, bir tümsek görüyoruz. Bu da tümör. Evet, kemikte o göremiyorsak filan. Kemikte daha çok ağrıyla belli ediyor. Ağrı yaptığı için. Kemik tümörleri işte. Gözle görünmeyen kemik tümörleri olabilir Tabii ki olabilir. Zaten rastlantısal olarak orada da yine iyi huylu ve kötü huylu tümörlerimiz var. Birçoğu yine iyi huylu şükür ki. İyi huylu olan ve hiç bulgu vermeyen ve bizim hiç dokunmadığımız tümörler de var. Kemik adacığı gibi, işte nanosifiye fibrom diye adlandırdığımız, hepsinin özel karakteristik özellikleri var. Yani ben şöyle benzetiyorum. Evet, risk barındırma. Nasıl ki ciltte bir ben var, kemikte de böyle bir leke var ama iyi huylu ve hiç dokunmadığımız tümörler var. Ki bu bazen işte aileler çok korkarak hani hekime başvuruyor. Hekim arkadaşlar da çok konuya hakim olmadıkları için çok korkuyorlar. Sonra bizi bulana kadar uykusuz geceler geçirilebiliyor. Tümör ismi gereği de sevilmeyen bir şey hocam. Evet. Bir de tümör denilince, hele de kötü huylu denince hemen insanın aklına kemoterapiler, radyoterapiler, ameliyatlar falan geliyor. Bu, siz bize bu süreci anlatır mısınız? İlla böyle mi ilerliyor bu süreç? Şimdi yumuşak doku için ayrı, kemik için ayrı konuşmamız lazım. Önce yumuşak doku için konuşalım. Yumuşak dokuda bir kitleyle karşılaştık. Bunu önce muayenesini yapıyoruz. Muayeneden sonra orayı iyi bir şekilde görüntülememiz lazım. Görüntülemede en faydalı tetkik MR görüntüleme ve genellikle kontrastlı MR kullanıyoruz. Yani ilaçlı MR'la. Oradaki tümörün büyüklüğünü, nereleri içerdiği, hangi dokuları içerdiği, nereye bası yaptığı, damarı, siniri içerip içermediği radyolojik olarak MR'da biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve radyolojisini gördüğümüz zaman da büyük oranda tanıyoruz o tümörü. Yani tanısını koyabiliyoruz. En azından iyi huylu mu, kötü huylu mu onu anlayabiliyoruz. Radyolojik olarak anlayabiliyoruz. Evet. Eğer kötü huylu, iyi huyluysa ve zarar vermiyorsa, çok büyük değilse, hastanın şikayeti yoksa bazen dokunmayabiliyoruz ya da çıkarabiliyoruz. Yani ameliyatla çıkarabiliyoruz. Bu işin kolay kısmı. Ama kötü huylu olma riski var diyelim. Yani radyolojik olarak MR'da biz bunu ya da ultrasonda biz bunu çok beğenmedik. Görüntüyü çok beğenmedik. Bu kötü huylu bir tümöre benziyor dedik. O zaman bir tarama süreci başlıyor. Yani bu kötü huylu tümör ne aşamada? Sıçramış başka yerlere bakılıyor. Kendi bulunduğu kompartmanının dışına çıkmış mı? Bu da yine bir radyolojik olarak kötü huylu olduğunu bir göstergesi bizim için. Birden fazla kompartmana geçmiş. Yani vücudun bir kısmından diğer kısmına ilerlemiş. Mesela yumuşak dokudan kemiğe sirayet etmiş ya da tam tersi olmuş. Bunlara baktıktan sonra da evreleme yapmamız gerekiyor. Vücudun başka bir yerinde bir şey var mı yok mu? En çok da akciğere bunlar metastaz yapar. Akciğer tomografisiyle taramasını yapıyoruz. Sonra biyopsi aşaması geliyor. Biyopsiyi de ameliyatı yapan kişinin, yapacak olan kişinin alması en doğru olan. Biyopsiyi de usulüne göre yaptıktan sonra tanısını koymuş oluyoruz. Kötü huylu olduğu doğrulanırsa da sonra tedavi aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada da yine PET ile ya da tüm vücut MR gibi ileri tetkiklerle vücudun başka bir yerinde var olup olmadığını ortaya koyuyoruz. Sonra tanıyı koyduktan sonra patoloji sonucu gelecek bize. Bu tümör kötü huylu ama hangi tümör? Onun adı nedir? Tedaviye yanıtı nedir? Kemoterapiye yanıtı nedir? Radyoterapiye yanıtı nedir? Bunu ortaya koyuyoruz. Ama esas tedavi cerrahiyle çürük elmanın çürük kısmını çıkarmak gibi düşünün. Ama ameliyatı yaparken de o çürük kısmı hiç görmeden çıkarmamız gerekiyor. Yani genişçe çıkarmak gerekiyor. Ve bunu yaparken de geriye kalan kısımlarda da hayati organları nasıl koruyabileceğimiz, oradan geçen damarları, sinirleri nasıl koruyabileceğimiz ki bazen koruyamayabiliyoruz. O zaman damar nakliyle o kesilen damarı da yerine koymaya çalışıyoruz. Rekonstrüksiyon diyoruz. Yani cerrahinin iki aşaması var. Birinci aşaması genişçe çıkarmak. İkinci aşaması da geriye kalan boşluğu ya da fonksiyon kaybını nasıl yerine getirebileceğimizle ilgili her hasta için özel bir ameliyat hazırlık sürecimiz mevcut. Bu anlattığım yumuşak doku tümörlerinin idi. Kemikte de yine benzer bir şekilde. Kemikte tabii X-ray yani direkt grafi daha ön planda. Kemikteki lezyonu tanımak için. Daha sonra yine MR, bazen ihtiyaca göre tomografi çekiyoruz. Yine orada tanıyabiliyorsak gördüğümüz radyolojik bulgular, eğer iyi huyluya benziyorsa ki bazen direkt tanısını koyuyoruz, hiç biyopsiye gerek kalmadan radyolojisine bakarak bu iyi huylu, korkacak bir şey yok diyoruz. Ve hiç dokunmuyoruz, hiç dokunmuyoruz. Yani şüpheli olan durum... Ya da iyinin kötüye dönme durumu. Zaten o hastalar, şimdi hiç şüpheli olmayan hastalar var, çok net tanısını koyduğumuz hastalıklar var. Kemik adacığı gibi, yani bu bir ben gibi diyoruz. Hiç takip etmediğimiz hastalıklar var. Takip ettiğimiz hastalıklar var. Bazen işte 3 ay sonra yeni bir MR ya da filmle takip ettiğimiz hastalar var. Bazen senelik takip ettiğimiz hastalar var. Ama şüpheli durumlarda en azından takibi mutlaka gerçekleştiriyoruz. Kötü huylu olduğunu tanımak aslında çok zor değil bizim için. Çok net bulguları var. X-ray'de, MR'da çok net bulguları var. Kötü huylu olduğunu düşündüğümüz hastalarda da yine aynı benzer bir süreç işliyor. Vücuda sıçramış mı, sıçramamış mı? Sonrasında yine biyopsi aşaması. Biyopsiyi genellikle iğneyle, kalın iğneyle yapıyoruz. Hani açık biyopsi de yapılabiliyor bazen. Biyopsi aşaması tarama yapıyoruz. Vücudun başka bir yerinde var mı diye onu ortaya koyuyoruz. Sonrasında kemik tümörlerinde kemoterapi ve radyoterapinin duyarlılığı yumuşak dokuya göre biraz daha iyi. Kötü huylu kemik tümörlerinde. Yine aynı şekilde bu iki tedaviyi yardımcı tedavi olarak kullanıyoruz. Neoadjuvan diyoruz. Neoadjuvan ve adjuvan. Neoadjuvan ameliyattan önce verilen kemoterapi ya da radyoterapi. Bu adjuvan demek zaten yardımcı tedavi demek. Yine bu hastalıkların da tedavisi, primer tedavisi, esas tedavisi cerrahi. Örneğin osteosarkom, Ewing sarkom diye adlandırdığımız hastalıklar. Ve hayati olan şu ki erken yakaladığımızda, vücuda sıçramadan önce yakaladığımız zaman ve biz bunu genişçe çıkarttığımız zaman şifası mümkün olan bir ömür boyunca hastalık. Tekrarlamayabiliyor. Yani hayatına sağlıkla devam. Ama bazıları da tekrarlıyor. O neden 10 yıl geçiyor aradan geri geliyor. 10 yıl sonra. Kötü huylu tümör demek kanser demek. Biz bu hastaları ameliyatını yaptım evine git diye bir şey yok. Biz mutlaka bunları takip etmemiz gerekiyor. Ve hastalığın tipine göre istatistiksel olarak biz 5 yıllık sağ kalım oranı diye bir terminoloji var mesela. 5 yıllık yaşam oranı. Mesela osteosarkomda bu %65. Bu istatistiki bilgi, yani geriye dönük eski hastalardan, eski hastaların aldığı tedavilere rağmen yaşama oranları, verilen tedavilere göre. Tabii verilen tedaviler sürekli gelişiyor. Yani verilen kemoterapiler, radyoterapi. Bunlar hep tecrübeyle söylenen süreler. Evet. Hocam bir de ne zor işiniz çok var. Zor. Yani dinlerken çok biz böyle güldüm dehşetli. Allah kimsenin başına vermesin. Tıp da ilerliyor. Hatta tedavisi de bulunduğu da deniliyor ama. Ama yani bunları analiz edip kişiyle, hastayla paylaşmanız, tedavi sürecindeki psikolojik desteği siz gerçekten bu anlamda çok zor bir şey. Çok yıpranıyoruz. Gerçekten çok yıpranıyoruz. Özellikle çocuk hastalarda. Hani Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi ona gelecektik. Kadın, erkek, çocuk oranı nedir görülmesi? Hangi hastalığı? Türkiye için işte konuşalım. Hastalığa göre yumuşak doku ve kemik tümörlerinde. Maalesef çok güçlü istatistiğimiz yok. Yani Türkiye için özellikle söyleyebileceğimiz bir istatistiğimiz yok. Ayrıca bu hastalıklar çok nadir olduğu için dünyada da çok istatistiki olarak çok iyi bilgi alabildiğimiz hastalıklar değil. Ama her hastalığın o tanısına göre bir elimizde bazı bilgiler var. Mesela osteosarkom ve Ewing sarkom en sık görülen kemik tümörleri. Bunlarda 5 yıllık hayatta kalma oranı %65-70 civarında. Yani bu şu anlama geliyor. Hastası karşınıza geldi, oturdu ve siz tedavisini üstleniyorsunuz. Ve siz her şeyi yapmanıza rağmen bu hastanın 5 yıl sonunda hayatta kalma ihtimali %65 ya da 70. Yani 4 hastanızdan birisini kaybediyorsunuz, böyle söyleyebiliriz. Ve bu çok iyi bir oran. Ama tedavi etmeseniz bu oran %100 siz hastanızı kaybedeceğiniz anlamına hocam, geliyor. Çok teşekkür ederiz. Zor bir bölümde profesörsünüz. Az görülen ama görüldüğünde de gerçekten öneminin çok büyük olduğu bir daldasınız. Bu anlamda hem sizi tebrik ediyoruz hem de sizi burada ağırladığımız için. Biz de izleyicilerimize bu bilgileri sunmaktan dolayı huzurlu oluyoruz ama Allah kimsenin başına vermesin. Yani şöyle bir son cümle gibi konuşalım. Tüberküloz ilk çıktığında ince hastalık deniyormuş. Evet. Hani bu adam yavaş yavaş ölecek, bu hasta yavaş yavaş ölecek gibi bakılıyormuş. Ama şimdi tüberkülozun tedavisi var. Kanser de bu şekilde ilerliyor. Kanserin de tedavisi her geçen gün daha kolaylaşıyor. Bulundu deniyor. Siz inanıyor musunuz? Şimdi kanser dediğimiz tek bir hastalık değil. Tabii. Çok genel bir birçok hastalığın şeyi var. Birçok hastalığın tedavisi var. Ve eskiden tedavisi olmayan birçok kanser tipinin tedavisi artık var. %100 olmasa da %70 de iyi bir bakım. Her şeyden önemli olan erken teşhis. O yüzden de kıymetli hekimlerimize belli dönemlerde gidip kontrollerimizi yaptırmamızda, kendi muayenemizi yapmamızda fayda var. Profesör Doktor Mahmut Nedim Aytekin bizlerleydi. Bugün tümörleri konuştuk. Bakalım sırada ne var? Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler, sağ olun. Arıların mucizesini, solunum yetmezliği hastalarına çok büyük faydalar var. Doğadaki şifalı bitkileri ve bitkilerle tedaviyi anlatmaya geliyor. Arı bitkisiz olmaz. Bitkiler arısız olmaz. Balıkesir Tıbbi Aromatik Üreticiler Birliği Başkanı Muzaffer Koşan açıklayacak. Aynı sefanın o kadar faydaları var ki sizin cildinize sürülen kremlerin çoğu bundan katılıyor. Ünlü oyuncu, yazar ve yönetmen Almula Merter Churm'un mutlu yaşam sırları. Kucaklıyoruz herkesi. şükretmeyi, sevgiyi, paylaşmayı yapıyoruz aramızda. Yepyeni projeleri, sadece özel oyunlar seçip bizden bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve çok özel açıklamaları geliyor. Uzmanı olmayan insanlar yaptığı zaman çok daha büyük travmalara neden oluyor, inanın bana. Hepsi az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Evet sevgili izleyiciler, yanımızda çok değerli biri var. Zaten şimdi burada olsanız, stüdyoda şu kokuyu bir duysanız, evet, ne demek istediğim. Evet, şu anda sanki böyle dağların eteklerinden çıktık. Kaz Dağları'na çıktık mesela, ya da böyle nasıl Karadeniz'de Kaz Dağları'na? Kaz Dağları'na gittim. Bir tek Karadeniz'e gitmem ama çık böyle kokla, sanki o dağların kokusunu alıyormuşsun gibi bir şey geldi. Bir enfes. Masada öyle güzel yanımızda şeyler var. Yanımızda Tıbbi Aromatik Üreticiler Birliği Başkanı Muzaffer Koşan var. Muzaffer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Güzel bir enerjiyle geldiniz. Çok iyiyim. Burada sizlerle bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Vadi Kaz Dağları'ndan dün gece yola çıktım. Koşan Vadi Kaz Dağları'ndan arazilerdeydim. Bugün buraya sizlerle beraber seyircilerimize bitkilerle ilgili, tıbbi bitkilerle ilgili faydalı bilgiler vereceğiz. Gelirken bunları getirdiniz. O cebinize de onu siz mi koydunuz hocam? Evet, bunu ben koydum. Mavilerle çünkü nasıl güzel oldu. Itır çünkü bu. Çok faydalı. Bu ıtır Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de çay olarak kullanılıyor. Hafif gül kokusu vardır. Bu rahatlatıyor. Şu andaki ortamı çok rahatlattı. Biz bu duyduğumuz koku hem de nasıl kokusu yani bu? Evet, bunlar böyle dağları kokusu mu bu? Itır kokusu, bir de enerji yükseltmek için şurada. Evet, elimize mandalina bir şey sürdü. Dedi ki sizin enerjiniz biraz düşmüş malum. Evet, evet, şu anda bugün tümörleri konuştuk. O yüzden biraz böyle düşmüştük, üzülmüştük. Evet, biz de Muzaffer Bey böyle elimize bir şey sıktı. Ay, nasıl bir koku? Gerçekten nedir, doğayla buluştuk şu an. Nedir? Nedir bu? Hocam bu nedir? Evet, enerji yükselsin diye koydum. Narinciye biliyorsunuz. Ben böyle saçıma taç yapısım var. Portakal yağları ve aynı zamanda tarçın az. Bunların karışımıyla yaptığımız zaman kendiniz böyle bir enerjiniz yükseliyor. Böyle portakal mandalina bahçelerindeymişsiniz gibi, sahildeymiş gibi, deniz kenarında gibi bir havaya büründünüz iki duvar arasında şu an. Niye ben size nerelisiniz diye sordum biliyor musunuz Muzaffer Bey? Böyle içeriye girişinizle birlikte sevgili Ata Demirer'in o Bozcaada'da çektiği filmler geldi aklıma. Yani enerjisi çok tatlı değil mi? Ya hemen dedim ki aslen nereli? Böyle tatlı, sevimli bir kasa. Ya kokuyu duymuyorsunuz sevgili izleyiciler. Balıkesir deyince evet, inanılmaz bir koku var. Yalnız ben bu her neyse bizim sürdüğümüz yayın bittikten sonra verelim ve bugün geçsem ben bunu araştıracağım. Merak etmeyin, paylaşacağım. Ne olduğunu öğreneceğim. Kokusunu buradan alamıyorlar ya, keşke böyle bir şey de olsa, kokusunu da size gönderebilsek buradan. İnşallah. Peki her birine değinecek olursak siz bu Tıbbi Aromatik Üreticiler Birliği Başkanısınız. Şimdi bu tıbbi aromatik deyince son dönemde de çok yaygın bu doğal beslenme, işte bitkilerden şifalar falan çok konuşuluyor. Siz hazır böyle bir kurumun başkanısınız. Nerelere kuruluyor bunlar? Neler üretiliyor? Sizden dinleyelim. Tamam. Önce seyircilerimiz tıbbi aromatik deyince ne demek diye soruyorlar. Önce onların açılımlarını yapayım ben. Evet. Bir aroma terapi vardır, bir fitoterapi vardır, bir de apiterapi vardır. Evet. Apiterapi derken, apiterapi arılarla tedavi. Arılar ve bitkiler bir yana koyduğumuz zaman ikisi birbirinden ayrılmaz. Arı bitkisiz olmaz, bitkiler arısız olmaz. Aynen öyle. Yani karı koca ilişkisi gibi. Ve onlar biliyor musun? Evet, buradan alıyorlar işte. Şuradan alıyorlar bak. Evet. Bal üretmek için gerekli her türlü bitkilerden alıyorlar işte. Alıyorlar, peki. Şu biberiya, bu görüyorsunuz mor olan aynı sefa, şu adaçayı, siderida, bu melisa, limon, bunlara konarak arılar buradan yapmış oldukları. Balda bu oluyor. Buyurun bakın, balda buradan oluyor. Bu ikili sadece bal üretmek için değiller. Yani doğadaki bir denge var. Onu da anlatacağım. Onu da sabırsızlığı, ne kadar sabırsızım. Ha, sabrederseniz güzel bir şeyler anlatacağım. Aroma terapi demek yağlarla terapi. Yağlarla terapi. Şu önümüzdeki görmüş olduğunuz yağlar, lavanta yağı, biberiye yağı. Bir örnek vereyim. Biberiye hafızayı güçlendiriyor. Şu da biberiyadır, görüyorsunuz. Onun yağı var. Migren ağrıları ve ağrılarına bunu sürdüğünüz zaman hafifletiyor. Yardımcı şuralara. Biberiye. Böyle. Tabii biberiye. Çok önemli. Biberiye yağı görüyorsunuz. Olmazsa olmaz. Bu biberiye yağı gerçekten şu hele kış gününde bu biberiye mutfaklarda olması lazım. Balkonlarda bile yetiştiriyor. Çalımsı bir bitki. Çalımsı. Çalı. Çalı bitkisi. Pembe açan bir bitki görüyorsunuz. Diğer yağlar. Evet. Bu yağlarla o kadar aromaterapi burada anlatsak sayfalarca bitmez. Ben özet geçeceğim. Lavanta yağı biliyorsunuz sakinleştirici özelliği olan yağlar. Ondan sonra sedir yağı var. Biberiye yağı var. Sedir yağı biliyorsunuz antiviraldır. Aynı lavantanın eşlerinde olduğu gibi görüyorsunuz şu lavanta. Şu da kekik. Şu da görüyorsunuz. Kekik hele şu anda kış gününe girdik. Kış aylarına. Görüyor musunuz şu kekin güzelliğini? Güzel. Taze kekik. Şöyle taze kekik. Bak elinizde sürüyor. Bunlar aslında antiviral. Bak antiviral bu. Bakın görüyorsunuz. Bunlar bizi seyreden hanımefendilerin, beyefendilerin mutfağında olmazsa olmaz. Hocam siz Kaz Dağları'ndan gelmişsiniz. Biz nereden bulacağız böyle taze? Hayır. Çok kolay. Yetiştirin diyorum mutfakta, mutfakların balkonlarında. Balkonda bile oluyor. Balkonlarda, evlerde süs bitkileri yerine bir çanakta bunu yetiştirin. Çok güzel aslında doğru ev kekik. Ev kekik. Bahçede var sana söylemedim üzülme diye elimizi böyle değdiriyoruz geliyoruz rahatlıyoruz. Evde yetiştirin sabahleyin mesela öksürük mü oldunuz, grip mi oldunuz? Onunla beraber bal sanırım. Hemen içine koyun inanın buna hemen boğaz ağrınız geçecek. Çünkü Almanya'da hani Almanlar şunu derler, Türkiye'de şunu derler, atasözü bu Almanların, Türkiye'de şunu derler, güneş giren yere doktor girmez. Onlar da kekik giren yere doktor girmez derler. Bunu Türkiye'miz bilmesi lazım. Sivri kekik, kekik çeşitleri var. O kadar çok kekik çeşitleri var ki bilmiyoruz. Bunları burada anlatmak için bugün buradayız. Peki bu kekik konusu açılmışken bu pandeminin ilk zamanlarında yani koronavirüs ilk çıktığında bir kekik yağı durumu çıkmıştı. Yani kekik yağı. Işte, bu tip hastalıklarda grip enfeksiyonlarına, gribal enfeksiyonlarda gerçekten etkili mi, faydalı mı yağ ya da hani çayı olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çayı çok faydalı. Yağı da faydalı. Yağı nerede nasıl kullanılır? Bu koku olarak alıyorsunuz veya buhurdanlıklar var. Yağlarını buhurdanlıklara koyuyorsunuz salonlarda. Onun kokusu da yağlıyor. O havayı içindeki mikropları öldürüyor. O, bulunduğumuz ortamı. Bunu, bunlar uçucu yağlar ve bu uçucu kekik yağını da evde kaynamış bir mumun üstündeki bir şeyde yapsak bunu odamızdaki havayı mı temizliyoruz? Havayı temizliyor. Mikropları. Aynı lavanta yağı gibi. Şu lavanta yağında aynen öyle şu saplarıyla bile evde kaynatın. Bir tane sobanın üzerine koyun şu lavantaların çiçeklerini. Bizim arka bahçe bunlar. Bunları kaynatın getirin evde buharını. Bütün mikroplar ölüyor. Bunu garanti ediyorum. Böyle elde gezdiriliyor falan. Evet. Ben yapıyorum, paylaşıyorum. Sen bunları hiç görmedin mi? Ben çok meraklıyım. Onun için çok heyecan fırtınası yaşıyorum burada. Şimdi aromaterapi var dediniz. Onu dedik. Fitoterapi var dedik. Bitkilerle tedavi. Bir de apiterapi. Apiterapi doğal tedavi yöntemlerinde nerede, nelere etki ediyor, ne yapılıyor? Gelelim o konuya. Sizin konunuza. Evet, gelelim o konuya. Şimdi bu bitkilerle uğraşırken arılarda baktım, araştırma yaptım. Dedim ki apiterapi nerelerde yapıyor? Baktım Almanya bizden 60 yıl önce başlamış bu işleri. Rusya 70-80 yıl önce başlamış. Ama Türkiye'de henüz şu anda yavaş yavaş hareketleniyor. Hazırlıkları başlanıyor. Bir de bizim Türkiye'de Apiterapi Derneği var. Apiterapi Derneği Başkanımız Ali Timuçin hocamız var. Doçent doktor. Onlarla istişare ederek ben bu yola çıktım. Ve bu yola çıkarken de zaten hissediyordum kendim. Bu doğal ortamda arılarla tedavi neden olmasın? Onlar da hava alıyorlar, duyuyordum. O havayı bize teneffüs ediyorlar. Biliyorsun arı havası demek, alması demek bronşit hastaları, solunum yetmezliği hastalarına çok büyük faydalar var. İkincisi arı frekansı deliniyor. Yatağa yatarak arı havası. O frekansta arıların hani böyle uğultuları var ya. Evet. İnşallah bir daha geldiğimi o arı şeylerin, arvaryumuyla geleceğim. Uğultuları göreceksiniz. Hazırlıksız ki arada getireceğim. Böyle uğultu yapacak. Terapi olurken o arıların kanat çırpmasıyla, şey çırpmasıyla bütün vücudunuzda frekans sağlıyor. O frekansla rahatlıyorsunuz. İlginç şeyler duyuyorum. Evet. Bu ilk aynen. defa duyuyorum. Yani, evet, ben arıcılarla çok sen yanında yıllar... bir arı kovanı dururken, vızıldarken böyle rahat bir şekilde uyuyabilirsin. Aynen. Kutu boşalacak tabii. Onu hayal et. Çok uzun yıllar çalıştığım için arıcılarla o yüzden biliyorum, bunu ilk defa duyuyorum. İşte arıların havası, frekansı sizi hem psikolojik hem ruhen rahatlatıyor. Hı hı. Onun için bu çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Orada biz eğitim merkezi de kurduk. Koşan Vadi Kaz Dağları'nda. İnşallah doktorlarımız eğitim alacaklar. Biliyorsunuz bu tür arı havası, arı zehri doktor kontrolü altında olacak. Doktorlar yapar bunu. Hekimler yapar bunu. O yüzden en yakın zamanda ilkbaharda biz o bölgede açılışımızı yapacağız. Hayırlısıyla. Bütün dünya bunu tanıyacak. Dünyanın merkezi gibi yapacağız biz. Doğal tıbba hedefim destek için bu merkezler kuruluyor ve hekimler de bunların eğitimlerini alıyor. Aynı zamanda hazırlanıyorlar. Tıp şeylerinin tedavi yöntemlerinin yanı sıra ve destek tedavi olarak da bunlar artık uygulanıyor. Öyle bir bayağı bir merkez mi kuruluyor orada? Yani orada hem eğitimler hem arı havası hem apiterapi merkezi çalışmalara, ARGE çalışmalara içerisindeyiz. Evet. Resmi prosedürlerini tamamlıyoruz. Bazı izinler alınma çabasındayız. İnşallah yakın zamanda... İnşallah. Öyle biz gelsek oraları ziyaret edebiliyor muyuz? Vallahi Kaz Dağları'na geziler yapılıyor. Geziler yapıldığında orası geri... Arıları görün, benim arılarım şöyle. Arıları övmek gibi değil, hepimizin şeyden, Artvin'den, Hopa'dan arılar, Hüsüyüsü, kovanları, arıların kovanlarını ıhlamur ağacından yaptım. Nasıl siz şimdi evinizin güzel olmasını isterseniz arılar da çok seviyorlarmış arı şeyini, yuvalarını. İnsan ne beslerse onu övüyor Didem. Ben de kedilerimi övüyorum mesela. Ben de oğlanı övüyorum. Muzaffer Bey de arıları övüyor. Arıları, herkesin çocuğu. Arılar mutlu, arı yapıyorlar. Bal yapıyorlar işte. Ondan ama bu ne balı çıkarak. Mesela? Bu şimdi... lavanta balı. En sevdiğim, bayılırım. Kaşık varsa biliyor musun sen? Limon çiçeği balı var, portakal çiçeği balı var, lavanta balı var. Böyle aslında 15-20 çeşit benim bildiğim böyle bir şey var. Ben mesela bunları, aromalı balları çok seviyorum. Bana hep soruyorlar böyle paylaştığım zaman sosyal medyada. Ay Didem, yani portakal mı? Hiç portakal esansı konulur mu, içine konulur mu zannediyor. Ben portakal çiçeği balı dediğim zaman, halbuki portakal ağaçlarının bulunduğu yörede. Oradan aramasını alıyorlar. Nasıl oluyor onu bize biraz anlatır mısınız? Şimdi tam çiçekleri açtığı zaman arılar oraya konuluyor. Karışmadan ama diğer şeylere, florası bitmeden, çiçekleri solduğu zaman hemen o balı almanız gerekiyor. Eğer orada durursa öbürleriyle karışarak karışık bal olmuş oluyor. Onu... Lavanta balı istiyorsunuz. Lavanta zamanında hemen çiçekler solduğu zaman çekip alacaksınız. Bitti mi başka çiçeklere geçiyorlar, karışıyor o. Çekip alacağız dediğiniz şey çiçekler mi? Sağacaksınız, yok. Arıyı sağacaksınız. Balını alacaksınız. Arıları sağacaksınız. Sonra arıları kovana alacaksınız. Sonra ne oluyor? Lavanta balı hiç denedin mi? Hayır. Enfes. Dünyanın en güzel balı. Benim şimdi önümüzdeki hafta lavanta ballarını önümüzdeki hafta alacağız kovandan. Evet. O süzmesi azalmıştım. Tadına bakabilirsiniz. Lavantayı böyle çektiğiniz zaman içerisine rahatlarsın. Allah, hazır grip mevsimi. Çok çok mantıklı. Lavanta balı kullanabilirsiniz. Peki şimdi şu zeytin sirkesi, meyve ve yaprak karışımı gerçekten. Yani. İlk defa duyuyorum ve benim ilgi alanım şu an, okuduğuna ölüyorum. Ne yazıyor üstünde diye. Şimdi bu nelerde bunlar? Zeytin sirkesini de ilk defa duyuyorum. İlk defa mı duyuyorum? Evet, ben yani de ben bu konularda cahilim hocam. Didem, anlatın hocam şu şişeyi. Ben anlatayım. Şu şeyi. Şimdi bunun buraya getirdim. Bu zeytin sirkesi, meyve yaprağı karışımı. Zeytin şimdi faydalarını biliyorsunuz. Zeytini biliyoruz. Evet. Anladınız mı? Şimdi bu zeytin sirkesinin çekirdeği ve meyvesinden kırıp Ve yaprağından olur. Yaprağında neler var biliyor musunuz? Öleropein, böyle vücuttaki mikropları öldürücü, hücre yenileyici, antioksidan, antioksidan özelliği var. Bu sirkenin de özelliği işte hem antioksidan hem vücuttaki virüsleri, boğazdaki virüsleri, kış aylarına geldik. Antiviral sirke. Peki onu böyle küçük sabah küçük alıp sabahları o elma sirkesi içiyorum gibi mi içilir, yemeklere mi konulur? Yo, diyorsunuz? Öyle de içilir. Salatalara da koyuyoruz. Yemeklere de koyuyorum. Suyalara da koyup içiyoruz. Suya da koyup içiyorsunuz. Ben zeytini çok severim. Tuzludur da herhalde biraz. Yok, çok tuzlu değil. Da. Peki o nedir? Lahana turşusuna benziyor. Zeytin sirkesi. Hayır. Anası. İşte, anası bu. Canlıdır. Şunu söyleyeyim. Ekranda seyreden değerli dostlarıma, zeytin sirkesi olsun, diğer sirkeleri alırken çok berrak, aydınlık olan sirkeleri almasınlar. He. Sirke anasından dibinde şöyle tortusu var, bakın. Organik. Olan en faydalısı odur. Ay. Diğer açık renkli olan sirkelerde sirke anası yoktur. Onu da vardır. O sirke anası karışık mıydı hocam? Ne yaptınız şu canlı. Siz sirke bak sirke anası bu canlıdır. Hani görüyorsunuz bak. Bakayım. Bu bak canlı. Ben küçükken bak, anneannemin kefir yaptığı şey, evet, elle ve canlı olduğu diye korkmuştum. Sirkeleri. Şimdi köylerde ve şehirlerde sirkeleri kurarken diğer bir sirkeden biraz koyuyorlar, karıştırıyorlar, sirke diyorlar veya çok berrak olanı almayın. Şu sirke anası dibinde tortusu olacak. Bak bunun var. Koyu renkleri kullanın lütfen. Ay, buradan bize söyleyeyim. Geliyor ya eve devamlı böyle çok güzel, organik, işte yöresel. Hı hı. Hocam geçenlerde ben bunları bozuldu diye. Aa, koyulaştı diye. Ne kadar bunların dayanma süresi, böyle açılmadan şişeler, açılmadan sirkeler? Açılmadan 2 sene 3 sene durur. Ne kadar gerçekten mi? Durur. Tabii. Şu an çok üzüldüm. Sirke anası gerçekten çok iyi bir... Sen böyle bir hata yapıyorsun. Hayatta düşmem böyle bir şeye. Yanlış yapmışsınız ama. Ama yanlış. Bu sirkeler hakkında gerçekten ilk defa böyle bir şey. Ama bu sirke anasını duymuştum. Sosyal medyada çok böyle dolanıyor. Kefir gibi bir şey var içinde yani. Evet. Canlı bir şey. Evet, canlı. Şimdi şu evet. Niye burada Muzaffer Bey? Niye buraya evet. Getirdin? Kış aylarındayız. Dekor değildir herhalde. Dekor değil. Kış aylarındayız. Nar. Görüyorsunuz. En güzel antioksidan. Şimdi kış geldi. Kış mevsiminde her zaman bir bardak en az nar suyu içmek gerekiyor. Her gün mandalina mi? Her gün içmek gerekiyor. Turunçgiller. Bunu niye getirdim? Şu limon ve mandalina, portakal gelmemiş buraya. Onlarla yapılan ne dedim az önce? Enerji yükseltti. O muydu? O oydu. Kullandığımız var. Bak, ben bunu alırım. Evet. Her gün sabah parfüm niyetine evet, sürerim. Evet. Böyle bomba gibi giderim. Böyle bir buyurun, şey bu. Böyle ah, bak canlandınız. Değil mi? Farkındasınız. Evet. Böyle şey gibi değil yani. Çok güzel şey. Kokuyor. Buyurun. Allah evet. Çok da güzel parfüm. Yani bunların yağlarıyla biz aromaterapi dedik ya az önce. Aromaterapi bu işte. Ondan rahatlıyorsunuz. Hatta geçen gün gözüme çarptı bir. Bunlar azameliğe de çok iyi geliyormuş. Unutkanlığa. Alzheimer'a. Tabii. Şey yapıyor ya. Hani... rahatlattı. Bunu koklayınca insan unutmaz hocam. Evet. Müthiş. Hocam bir de böyle çaylar var önümde ama ben çay evet. Meraklısı olduğum için şunu ilk defa görüyorum. Bu sarı turuncu gibi olan. Bu şimdi aynı sefa. Aa duydun aynı sefa. Sefayı duymuşsunuzdur. Canlısı da var burada. Nereye gitti o? Bakın canlısı da burada. Hangisi? Açmışım. Şudur aynı sefa. Bakın görüyorsunuz açıkça duruyor burada. Aa bizim bahçede yetiştirdiğimiz çiçekler değil tabii. Mi bunlar? Bakın şurada nasıl olsa buket yapmışım. Bu aynı sefa. Aynı sefanın o kadar faydaları var ki sizin cildinize sürülen kremlerin çoğu bundan katılıyor. Hı hı. Ham maddesi. Sakinleştirici bu hassasiyet giderici. Evet, bayağı bu saksıda yetiştirdiğimiz bahçelere koyduğumuz evet, aynı sefa işte bu. Adı bu ve bu. Bu aynı sefanın da mideye var ya 2 gün kullan mide yanmalarına ve şeyleri rahatlatıyor bunlar. Aynı zamanda az önce söylemiştim biberi zaten burun açıcı olarak kış mevsiminde biberiye yağını özellikle dostlarımız, seyreden dostlarımız kullansınlar. Burunları tıkandığı zaman biberiye yağını koklasınlar. Nereden bulacağız derseniz sosyal medya hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Aynı zamanda nane, tıbbi aromatik nane. Az önce girerken burunları tıkanan gençlere sürdüm. Burunları açıldı. Burada tıp aromatik nanemiz de var. Muzaffer Bey herkese böyle bir kendine göre, o an ihtiyacına göre bitkilerden, kokulardan bir şeyler yaptı. Değil Diğer mi? Çaylar nedir? Bu ölmez. Ay bunu da ölmemiş görüyor musunuz? Çayırlardan. Çayları içiliyor. Ondan sonra bu ölmezden vücuda kremler yapılıyor. İnanılmaz bunun özelliği var. Çiçekçilerde, o sokak çiçekçileri var ya, onlarda en çok gördüğüm çiçek budur aslında. Evet. Bu kadar değerli bir çok çiçek. Çok değerli işte. Anlatılmıyor, okunmuyor, yaşanmıyor. Ama çayı yaşanmıyor. Çayı da var, hepsi var. Bunların hepsi içiliyor. Aynı zamanda bizim Kaz Dağları'nda yetiştirdiğimiz şeyler var tekrar. Çaylarımız, limon otumuz var. Limon çayı. Aynı limon yoksa evde şeylere katıyorsunuz. Çaylarını demliyorsunuz. Limon otu az önce getirdim. Hani normal çaya biz limon atarız. Bakın bunu çöpe atarsınız görseniz. Evet. Aslında öndeki çanakta da var. Bu limon otudur işte. Limon olmadığı zaman çaylara bunu katıyorsunuz. Limon özelliği taşıyor. Kokular mısınız? Limon kokuyor mu? Bir bakalım. Bakın bir, buyurun. Koklayın bakalım hadi. Biz koklaya koklaya artık bir şey olacak. Bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir çok güzel markanın bilirsin şimdi limon kokusu kolonyalara vardı. Kullanıyorlar bunu. Muhteşem yani. Buyurun. Çok iyi. Ay. Bölüşelim gel koklayalım. Koklaya koklaya. Şimdi Kaz Dağları'na mı gideceğiz Muzaffer? Ben onu dedim işte o gezilere gidiyorlar çok popüler ya. Sağlık ben bulun. İstiyorum. Ay bu ne? Çok güzel değil mi? Ay bu ne? Sevgili izleyiciler gerçekten evlerinizde şu an oturuyorsunuz ya. Keşke burada olsanız. Büyük bir kayıp var şu an. İnanılmaz. Evlerinde yetiştirebilirler. Arsız bir bitki. Ben bu akşam sosyal medyadan o tarifleri, hepsiyle ilgili oturacağım bugün. Hiç merak etmeyin bu konuya kokularından. Yani bugün fark edeceksiniz onu. Şu aromatik bitkileri getirdim ya, arınmadır demek. Hocam hazır siz buradayken, bütün bu konulara girmişken de önümüz kış, şimdi kışa giriyoruz. Hı hı. Grip enfeksiyonları yükseliyor. Tekrar hep Covid yeni versiyonları gelecek, artık ona da alıştık. Hı hı hı. Buna karşılık böyle önerebileceğiniz bir çay var mı? Bir kür var mı? Var. Hemen söylüyorum. Evet. Ihlamur yapıyoruz normalde. Yerine ne yapalım? Tamam, ıhlamuru da yapalım. Genelde öyle bir eve gidelim bir ıhlamur. Ihlamur ne ki diyecek hocam şu ıhlamur ne ki? Bütün Avrupa'nın, Almanya'nın, Orta Doğu'nun kullandığı kekik işte buyurun. Kekik mi? Evet. Bunu kullanacaksınız. Bunu alacağız. Evet. Sıcak suyun içine atacaksınız. Hem kaynatmayacağız ama. Kaynatmayacaksınız. Hem buharını alacaksınız. Hem çayını içeceksiniz. Bu limondan da koysak oluyor mu? Limonu da koyacaksınız. Limon otu da koyacaksınız. Kekiğin şeyini de bastırın. Bir de burada biraz da sirke koyarız. Ben bu limonu olabilir bal koyarız şeker yerine. Böyle oluyor mu? Bu bir tesadüf olamaz. Ben bahçeyi aromaterapi merkezine çevireceğim. Ben de var bahçe. Sen yaparsın bir de. Bugün çok heveslendim. Modum bakar mısınız çok gerçekten sevimsiz bir gündü. Bugünü de nasıl aşacağız Aylin'e diyordum ki Aylin çok zor bir gün olacak bizim için. Malum gündem. Siz geldiniz bunlarla bizi gerçekten yenilediniz, değiştirdiniz. Böyle muhteşem oldu burası. Çok daha güzel olacak. Aynı zamanda boğaz hastalıkları yaklaştı. Hı hı. Oluyor şu anda. Nane. Bunun yanı sıra naneleri bırakmayacaksınız. Aha. Nane içeceksiniz. Bütün o pastiller. Yalnız pastiller ziyade bir tiyo vereceğim. Evet. Çok özel bir tiyo vereceğim. Hemen sizi anınızda işe yetiştirecek. Araba kullanıyorsanız, şehir dışına gidecekseniz çok güzel bir tiyo vereceğim. Yaz zencefil var ya. Evet. Yaz zencefili şu kadar parmağınız kadar sabahları şöyle soyuyorsunuz. Burada duruyor. Evet. Kahvaltıdan önce aç karnına bu bala batırıyorsunuz. Çiğniyorsunuz, buralarınız böyle yanıyor güzelce, boğazınız açılıyor ve 4 gün değil 3 gün kullanın, boğaz intihabınızla geçiyor. Bunu garanti ediyorum. Işte, aslanı ve hayır buyurun garanti ediyorum. Ben bunu rendeliyorum. Rendeliyorum, bal koyuyorum, limon sıkıyorum. Yapıyor musunuz zaten? Evet, bunu yapıyordum ve beni tek iyileştiren şey bu. Olana da veriyorum bunda. Çiğneyeceksiniz hemen ağzınızda. Şeyleri, zencefilleri. Muazzam bir şey. Bu tarifi lütfen not alın. Bunu unutmayın. Hanımlar, hemen boğaz hastalıklarına birebir. Şey. Evet. Didem'le beraber Kaz Dağları'na gidiyoruz. Muzaffer Koşan Bey'i ziyaret ediyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler Birliği Başkanı kendisi. Onu ağırladığımız için de çok mutluyuz. Çünkü enerjimiz yükseldi. Böyle bir şifa geldi buraya ve çok da güzel kokuları da var, kokular da geldi. O zaman bir sonraki ziyareti biz size yapıyoruz. Tamam, bekliyorum inşallah. Ne deniyordu ona hakikaten? İade-i ziyaret. İade-i ziyaret. İade-i ziyaret deniyor. Çok teşekkürler. Her zaman beklerim. Sağlıklı günler diliyorum. Seyredenlere de kış mevsiminde dediğim gibi özellikle bitki çaylarını kullanmalarını istiyorum. Kış çayları var bitki. Zencefil, zerdeçal eksik etmesinler. Bunları kullansınlar. Hiç hastalıklara bulaşmayacaklarına inanıyorum. Zerdeçal başımızın tacı zaten. Her yerde. Özellikle. Evet. Bakalım bu bitkilerden sonra sırada neleri konuşacağız? Evet. Ünlü oyuncu, yazar ve yönetmen Almula Merter Churm'un mutlu yaşam sırları. Kucaklıyoruz herkesi, şükretmeyi, sevgiyi, paylaşmayı yapıyoruz aramızda. Yepyeni projeleri. Sadece özel oyunlar seçip bizden bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve çok özel açıklamaları geliyor. Uzmanı olmayan insanlar yaptığı zaman çok daha büyük travmalara neden oluyor, inanın bana. Az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Sevgili izleyiciler, yanımızda benim çok sevdiğim, çok eski bir dostum, aynı zamanda sizin de çok iyi tanıdığınız oyuncu yazar Almula Merter Churm var. Almulacığım hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Valla iki tane fıstığın arasında nasıl kötü olabilirim? Siz de öylesiniz. Siz maşallah. Bize, ben bahsederken çok eski bir dost dedim, hakikaten öyle çok eskiden seni... Böyle yaptığın oyunlardan, yazarlığından, her şeyinden böyle yıllardır takip ettiğim için görmesem bile çok iyi böyle... Kalplerimiz bir arada, hep birbirimizi izliyoruz. Ama farkında mısın, son birkaç yıldır çok görüşüyoruz. Evet, hep bir çizgiye gidiyoruz birlikte. Evet. Güzel bir yolumuz kesişti yine ne yıllar güzel, sonra. Daha da çok kesişir, onunla da kesişir, onun da enerjisi çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Üç kadın böyle ne güzel yıllar sonra tekrardan bizim aracılığımızla da bu programla... Sizi tekrardan ekranlara çıkartıyoruz. Çok güzel. Ben uzun zamandır televizyon programı yapıyorum zaten. Öyle mi? Evet. Bir ara vermiştim. Şimdi de sizlerle devam ediyorum. O aradan sonra bizimle berabersiniz. Hatta Didem iki defa benim konuğum oldu. Konuğu da oldum, gittim. Çok güzel bir programı vardı. Hep mutluluk üzerine, mutlu kalpler, içimizden gelen sohbetler, sevgi, hüzün, aşk, kahkaha, her şey var içerisinde. Peki bu son zamanlarda ne yapıyorsun? Hem ondan bahsedelim hem de bizim programımızın içinde... Almula'nın bir köşesi olacak artık. Çok güzel. Size güzel bir sürpriz bu sevgili izleyiciler. Almula Merter bundan sonra bizim programın içinde oyuncuları, sahneyle ilgili olan aktör ve aktrisler. Aktörler, aktrisler, müzisyenler, ressamlar, estetisyenler, onlar da bir sanat dalı içerisinde. Evet. Onlar da bizi güzelleştiriyor, şekillere sokuyor. Harikalar yaratıyor. Köşesinin adı ne? Almula ile biz bize. Evet. Burada biz bize sohbetler yapacağız. Evimizdeki gibi işte acılarımızı anlatacağız, hüznümüzü anlatacağız. Çok da neşelenebiliriz. Kahkahalarımızı da atarız. Ben bugün yorgunum. Ya benim yerime sen hikayelerini anlat da diyebiliriz. Senin programların çok keyifli geçiyor zaten. Çok eğleniyorum. Çünkü ben o kadar seviyorum ki yani o bana bambaşka bir şey. Yurt dışında olduğum dönem en çok özlediğim şeylerden biri buydu. Biri de seslendirmeydi. Bunu da ben 76 yılından beri yapıyorum çünkü. Yani böyle hani diyorum ay ne olur Türkiye'ye ben döneyim ya dedim eşime, dedim oturun siz ben biraz gideyim ya, çok ara verdim dedim. İşte 2 senedir Türkiye'deyim. Sanat böyle bir şey. Kanınıza girdi mi onu bırakamıyorsunuz ve hep onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir de ben direkt böyle annem doğurmuş ve babamla birlikte, hatta o doğum döneminde bile turnelerde gezdiğim için, biliyorsun babam da Ferdi Merter, ailem olduğu gibi bu işle uğraşıyor. Dolayısıyla ben bu işin içinden çıkamıyorum tabii. Almula, duyduğum kadarıyla yeni bir oyunda daha başlıyorsunuz. Şimdi seninle konuşuyoruz. Yeni bir grup kurdunuz. Evet. Neye başlıyorsunuz? Ne yapılacak şimdi? Şimdi bu şu anda Türkiye'de olmayan bir şeyi yapıyoruz. Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları diye. Kadınlardan oluşuyor grubumuz. Bütün oyunları kadınlarla sergiliyoruz. Ama kesin böyle yok kadın erkek şöyle feministlik falan yapmıyoruz. Sadece özel oyunlar seçip bizden bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İnteraktif tiyatro yapıyoruz. 5 arkadaşız. Arzu Yanardağ, Şebnem Özinal, Seren Fosforoğlu benim kuzenim biliyorsun. Onun dışında zaman zaman Ayşe Arbulak gelecek. Belki sen gelirsin konuk, belki Didem gelir bir gün konuk. Sürekli, vallahi seve seve. Evet, yaparız. İçinde hikayeler devamlı değişiyor ve hikayelerin içerisinde de senin hikayen de olabiliyor. Seyircilerimizin de hikayesi olabiliyor. Bu da çok önemli. Seyircim de bana konuk olabiliyor oyuna. Çünkü prova gerekmiyor. Eski radyo tiyatrosu günlerine gidiyoruz ve interaktif birleştirip herkesle sohbet ederek sahnemizi paylaşıyoruz. Doğaçlama, her şey olduğu gibi doğalıyla. Var ama sen çıkıp da ya Almula bir dakika yani siz anlatıyorsunuz ama benim de bir hikayem var deyip olaya katılabiliyorsunuz. Ya bunu da konuşalım demek gibi bir şey. Ne kadar birleşmiş. Tam tarihi belli mi bunun? Oyunumuz 16 Kasım'da başlıyor. Evet. Tarih kondu. Tarihte kondu. Turnelerimiz alındı. Şimdi hikayeleri yaratıyoruz sürekli. Dedim ki hikayeler tamamlamadık. Oyunlar satılıyor sürekli diye. Ama biliyorum çok güzel olacak. Buradan da duyurmuş olalım. İlk nerede başlıyor? 16 Kasım'da biz Ataköy'de başlıyoruz. Kucaklıyoruz herkesi. Şükretmeyi, sevgiyi, paylaşmayı yapıyoruz aramızda. Hı hı. Ne güzel ama çok da güzel 3 tane kitabı var Almula'nın, getirmemiş bugün. Evet, getirmedim ya. Ben programınıza konuk olayım dedim. Biraz sohbet edeyim, biraz bizim bölümden söz edeyim. Kitapları bir başka bahara dedim. Evet, başka çok güzel ama konu olarak da bahsedelim. 3 tane kitabın ana başlıkları. Evet. Ben şimdi oyuncu ve sunuculuk yapıyorum ama bunun dışında holistik terapi yapıyorum ve yıllardır kişisel dönüşüm eğitimleri veriyorum. Mutluluk üzerine, bolluk, bereket üzerine. Bunlarla ilgili de benim bir seri romanlarım başladı. Biri bitti dediğin anda kaderin yeniden yazılır. Bir diğeri de izin ver. Bir de ondan önce yeniden yazılır. İzin ver. Ne kadar? Ondan önce de benim bir kalbiyolojik anne hikayem var. Onunla ilgili de 9 ay 10 gün diye bir kitabım var. Ne kadar güzel. Ama yani onun hikayesini biliyor musun, ne olduğunu söylemek ister misin? Kalbiyolojik anneyim ben. Çocuklarımı kalbimle kucakladım. Her şey çok güzel gidiyor onlarla. Artık zaten kalbiyolojik ve biyolojik arasında da hiçbir fark yok. Direkt kucaklaşma. Çok güzel duygular yaşatıyor. O bağ kurup sevdikten sonra artık onu hiç kimse değiştiremez. Onlar çocuklar karşına geçtikleri anda var ya her şey değişiyor hayatında. Senin için de çok zor bir hayat var. Aslında Londra'da yaşıyorsun ama işte bu sanat aşkı seni böyle bir orası bir burası arasında götürüp getiriyor. Nasıl oluyor, bunun zorlukları var mı? Ben sana hiçbir zorluk yok hayatta. Sen zamanlamayı biliyorsan, zamanını doğru kullanabiliyorsan, güne zamanını kullanarak başlıyorsun. Ben mesela yatıp da öyle sabahları 8'e 9'a kadar ben gözümü açtığım anda ayağa kalkarım. Hiç ben bir dakika daha saati bekleyeyim, 5 dakika ileriye alayım falan böyle bir şeyim yok. Dolayısıyla günü yakalayabiliyorum, her anı yaşayabiliyorum. Evet, şimdi çocuklarım İngiltere'de okuyorlar. Çünkü zaten hem eşim İngiliz hem çocuklar İngiliz. Ama Türk kültürünü 2,5 senedir muhteşem bir şekilde öğrendiler ve ana dilleri kadar iyi konuşuyorlar Türkçeyi. Şimdi mecburen oraya gitmeleri gerekti. Biraz da oraya adapte olmaları gerekiyordu. Onları çok özlediğim oluyor. Ama bu da güzel çünkü sonrasında bir karşılaşıyoruz, bir kucaklaşıyoruz ya da o telefonda böyle hikayeler anlatıyorlar falan. Zorluk her zaman hayatın içinde var ama benim bir felsefem var. Sonuçta hiçbir şey zor değil. Her şeyi kolaylıkla yapabiliriz. Ne istiyorsanız olabilir. Nasıl olacağını kimse bilemez. Nasıl olacağını sadece Yaradan biliyor. O bize bir şekilde yolumuzu çiziyor, devam ediyor. Bütün zorluklarda tak 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 önünde açılıp gidiyor. İki tarafta da aşk yaşıyorsunuz. Evet. Burada işinizle, orada ailenizle. Orada da ailemle. Hayat da böyle dolu dolu. Ama çocuklar mesela yazın buradalar. Gerçekten Türk kültürünü de öğreniyorlar. Her iki ülkenin de vatandaşı gibi oranın gelenekli burada da. Tabii bak ne diyeceğim, çantamı yere koyayım var ya oğlum böyle anne çantanı yere koyma bereketi kaçar diye hemen. Eşim böyle mesela bıçak vereceğim eline. Hemen tükürüyor, bıçağı yerine koyuyor falan. Yani böyle bir yaşama şekli. Sizi tebrik ederiz. Yani hem iki kültürü birleştirmiş. Çok güzel bir dünya insanı var, yetiştiriyorsunuz. Arada bir böyle yangın var diye kaçma şeyleri geçiriyorum oluyor, ama oluyor, evet. Kaç taneydi? 3 tane galiba değil mi? Çocuğun mu? Evet. 2 tane. Biri 6 yaşında, biri 10 yaşında. Tamam, 2 taneydi. Peki. Bir tane daha var aslında. Evet. İçinde ayrı bir çocuk. Tamam yani işte onu. Hanımlar böyle söylüyor. Her zaman ayrı bir çocuk. Dün arkadaşımla da konuşuyorduk. Senin kaç tane var dedim. 3 dedi. Eşin de sayıyor. Evet ya, gerçekten yani. Büyümüyorlar. Erkekler gerçekten büyümüyorlar. Çok zorlar. Söylediğin zaman da kızıyorlar. Evet. Büyümeyen çocuklar. Bazen de babacığıma da selam olsun burada. Onu da resmi istiyor. Çok güzel. Bu arada kişisel gelişim hani bir merak sarıp bunu aslında hayatının bir parçası haline getirdin Almula ve bunu seminerlere dönüştürdün. Evet. İnsanlara dokunmaya başladın. Yani ben izlemedim ama mesela izleseydim mutlaka kendime bir parça çıkartırdım ama bizi izleyen izleyicilere mutlulukla ilgili, güzel yaşamla ilgili bir tüyo vermek isteseydin ya da bunu böyle bir başlık altında toplasaydın ne olurdu bu? Mutlulukla ilgili benim en önemli reçetem senin mutluluk içinde. Sen şükretmeyi bildiğin sürece, nefes almandan hayatında attığın her adıma, uyandığın her şeye şükretmeyi bildiğin sürece, Yaradan'ın sana yol gösterdiğine, Allah'ın sana yol gösterdiğine inandığın sürece sen kalbinle hareket et. O zaman zaten mutluluk senin içinde olduğu için çıkacaktır. Ama sen ben bunu yakalamalıyım, bunu yapmalıyım, böyle olursa mutlu olacağım. Mutluluğu bir takım şartlara bağlamaya başladığın zaman mutluluk senden uzaklaşmaya başlıyor. Bunun şartı falan yok. Sen şart koyamazsın. Sebepsiz mutlu olmayı bilmemiz lazım hepimiz. İçindeki küçük sevinçleri bulmak lazım. O küçük sevinçler büyük koca bir dünyaya dönüşür. Ve o dünyanın içinde sen bambaşka. Ama en önemli şey her zaman kucaklayıp şükretmek. Şükrettiğin zaman zaten hayatta yolların o kadar güzel çiziliyor ki ben de hayatımda bir dünya şey geçirdim. Ben böyle anlatıyorum aman aman fevki herkes diyor ki oh ne rahat anlatıyorsun konuşuyorsun. Evet uzaktan gazel okumak kolaydır, binlerce sorun var herkeste ama ben de çok büyük iflaslar geçirdim. Gerçekten çok zor durumlarda kaldım ama hep şükrettim. Dedim ki bir bildiği var benim bir şey öğrenmemi istiyor. Hı hı. O bir şeyi öğrendiğim zaman başka bir kapım açıldı. Hı hı hı. Hep. Bir bildiği var. Mutlaka bana bir şey göstermeye çalışıyor. Oturup hiç karaları bağlamadım. Evet çok ağır günler geçirdim. Belki bu anlattığım seyirci ya hadi oradan hayır. Gerçekten dibine kadar yaşadığım şeyler oldu. Ama ertesi sabah kalktım. Şükürler olsun ben bundan bir şey öğrenmeliyim. Hı hı. Neydi ben? Nerede yanlış yaptım? Hangi yöne yanlış gittim? İyi ya da kötü her şey aslında bir tecrübe. Her şey kabulümüz çünkü bize çok önemli bir yerden geliyor. Çünkü o bizim bir şekilde belirlemiş zaten gitme. Sen o anları yakalayabiliyorsan, o yolu bulabiliyorsan her şey zaten önünde bir şekilde açılıyor. Sadece şu var ya yani sana hiçbir şey getirmiyor. Özellikle karamsar insanlar böyle pozitif enerji dolu hep her şeye iyi yanından bakan insanlara Pollyanna derler ve böyle itici gelir ya da sen niye yaşadın ki hep mutlusun ya falan diye. Size de böyle oluyordur ama ya diyenler halbuki... tabii ki, ama bak ben hiç yani çok duygulandığım şeylerde de tutmam yani o duygularımı da yaşarım ama diyelim ki parasız kaldım bittim gerçekten yaşadım bunları yani. Ama karaları bağlayıp da vay ben parasız kaldım değil. Allah'a şükür elim ayağım tutuyor. Ben nefes alabiliyorum. O zaman yapabileceğim yani tamam bu yol yürümüyorsa kardeşim buna mecbur değilim inat etmeye. Ben başka bir şey deneyeyim. Ben tamam tiyatro sanatçısıyım. Bundan para kazanamıyorsam abi başka bir şey yapayım. Yani niye ağlayayım da böyle oturuyorlar kapatıyorlar kendilerine depresyona giriyorlar. Son dönemde 2 tane oyuncunun intiharı konuşuldu. O çok acı bir şey ama orası yani... Sakın beni yapımcılar da yanlış anlamasın ama oyuncular başka bir bu konularda çok duygusal oluyorlar. Hı hı. Yani o iş bulamamak, tam verimli çağında evde oturmak, o da bir aile geçindiriyor ya da kendini geçindiriyor ya da bilmediğimiz bir şeyler var elleri uzatmak zorunda olduğu. Hı hı. Bu bazen bir yerden yakalayabiliyor. Bunun için hiç yermek yapmamamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü kimin başına ne zaman ne geleceği asla belli olmaz. Hı hı. Bir yandan da şeyi düşünüyorum mesela bu bizim o piyasa çok artık oyuncu barındırıyor. Herkes pastadan bir dilim almaya çalışıyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oyunculukta olsun, sunuculukta olsun, her işte olsun. Her şey pasta çok fazla. Herkes alabilir. Yani biz yapı olarak, insan yapısı bu. Hırslarımız çok fazla. Egolarımıza çok yeniliyoruz. Yani o pastadan ya senin alabileceğin kısım başka, benim alabileceğim başka, başkasının başka. Ama biz hepimiz aynı anda pastaya hücum edip ben onu almalıyım. Hayır, bir bırak. Zaten sana gelecek. Senin lokman neredeyse oradan sana gelir. Benim seninle onu yarışmama gerek yok. Kabul edeceğiz ya. Bana da bu tarafı denk geliyor. Ne yapabilirim? Peki sanatla doğdunuz. Baba da bir oyuncuydu. Evde de böyle gelişti. Senin de sanat tarafın çok yoğun ve gelişmiş. Evet. Ve Allah'a şükür çocuklarımın da öyle. Bu konudaki tecrüben de öyle maşallah. Peki bu alana geçiş nasıl oldu? Yani bu tecrübeleri ben artık aktarmalıyımla mı başladı? Şimdi şöyle oldu. Ben bir bel kayması geçirdim. Evet babacığım benim. O beni gökyüzünde sürekli takip ediyor. Bir bel olayı geçirdim. Böyle kaldım. O arada tesadüf yoktur, tevafuk vardır her zaman. Birkaç gün öncesi tanıştığım bir Duran hocayla kuantum dokunuş yapıyordu kendisi. Ona da selam olsun. Yani çok kısa bir sohbetim olmasına rağmen babama dedim ki baba kaldır beni arabaya koy ve götür. Ve gittim ve ben onun o kuantum çalışmalarıyla hemen ayağa kalktım, toparlandım. Sonra dedim ki ya ben niye öğrenmiyorum? Ben hiçbir işi öğrenmeden yapmam. Ben iyi bir yönetmenim, iyi bir gözüm var ama mesela oturup da kameranın arkasına geçip bir televizyon dizisi çekmem ya da ne bileyim bir film çekmem. Çünkü onu yapan iş onu yapmalıdır. Ben tiyatro kısmında olurum. Şifacılık biliyorum. İnsanları çok sevdiğim için ve dokunmayı çok sevdiğim için şifa verebileceğime, bu duygusal anlamda kesinlikle doktorların işine asla karıştığım bir şey değil. Zaten ben o tarza geçtiği anda hemen yönlendirmesini yapan biriyim. Konuşarak, ben terapist de değilim, hani psikolog da değilim ama ben de duyguları anlayabilen biriyim. Dolayısıyla onlarla konuşarak baktım ki onlar da bana konuşmaya başladı. O zaman hemen eğitimlerini aldım. Her şeyin eğitimini almak gerekiyor. Çünkü bilmeden yapılan şeyler sonrasında çok daha büyük travmalara yol açabiliyor. Aile dizimi mesela. Herkes aile dizimi yapmaya başladı. Tamam ben buldum, sendekini çıkardım, bitti. Sonra öyle ne olacak? Şey değil o. Dolayısıyla her şeyi öğrenerek, kimselere zarar vermeden sadece iyi niyetle ve sevgiyle. O şekilde başladım. Şimdi çok da yani epey 20 yılı geçti herhalde ben bu işlerle uğraşıyorum. Evet bayağı var. Çok oldu. Daha fazla olabilir. Fazla da olabilir evet. Çok da seviyorum bu işi yani çok seviyorum çünkü birazcık gülümsetebiliyorsam o tebessümü küçük bir tebessüm hayatın içerisinde çok büyük şeylere neden olabilir. Yani senin bir tebessümün kime yarayacağını bilemezsin. O tebessümden belki de bambaşka bir umut ışığı duyar. Bu çok hoşuma gidiyor. Onun için de bunları da yapıyorum. Ki içeri girdiği an itibariyle bizde böyle bir şey vardı. Bana sarıldı. Çok bir durum iyi vardı. Hemen sabahtan. İyi geldi. Olmaz dedi. Hayır enerjinizi toparlayın olmaz dedim. Sarıldı. Malum. Ellerimi tuttu, o enerjisini akıttı, böyle yayına çıkacak hale getirdim. Çünkü bizim yaşadığımız şeylerle bizim seyircimizin hiçbir suçu yok. Onlar bizi iyi görmek durumda. Çok kötü günler, biz sahneye de çıkıyoruz ailemizden birilerini kaybedince. Etrafımızdaki insanların senden başka kimsenin seninle yaşadıklarında suçu yok. O yüzden ben çok kötüyüm diye o enerjimi oraya yansıtamam. Hepimizin çevresinde böyle insanlara ihtiyacı var. Pozitif enerjiyi verecek, o iyi enerji alışverişini yapacak. Onu o zaman biz adım atacağız. Evet, o zaman çevrenizdeki en yakın hayatın içinde en yakın ilk 5 arkadaşına bak diyorlar. Peki Almula kitaplarının içinde bir tanesi hatta bunun filmleri de yapıldı aile dizimiyle ilgili ve bu dizi yapıldıktan sonra aile dizilimi dediğimiz şey çok popüler olmaya başladı ve bunun her yerde de yapıldığını görüyoruz artık böyle benim kulağıma bile geliyor yani bir turlar falan düzenleniyor artık. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu nasıl yapılmalı? Yapılmalı mı? Bak şimdi ben bu işlerin eğitimini aldım. Onun için soruyorum. Sosyoloji okudum. Konservatuar mezunuyum ama sosyoloji okudum. Ondan sonra birçok workshoplara gittim, birçok eğitimler aldım. Drama bildiğim için, tiyatro bildiğim için, bu da sonuçta bir drama aslında. Bunları bildiğim psikodrama, bunları yapabilirim. Ama hiç yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü o işin uzmanı değilim. Uzmanı olmayan insanlar yaptığı zaman çok daha büyük travmalara neden oluyor. İnanın bana. Herkes bir hevesle koşturuyor aile dizimi yaptırmaya. Hayır. Ya o kişiyi çok iyi araştırman lazım. Bu konuda gerçekten yapan insan o kadar az ki. Onlara saygım sonsuz. Hep kendi düşünceme göre anlatıyorum her şeyi zaten. Ama herkes bildiği, en iyi bildiği işi yapmalı. Yani ben oyuncuyum ama illaki sunuculuk yapayım deyip de işte diyalekti var, o su var, bu su var. Ya da işte ben hayır işte yazmak istiyorum, illa yazacağım. Hayır, herkes bildiği işi yapmalı, en iyi olduğu işi yapmalı. Hı hı. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden kesinlikle de öyle. Tamamıyla hakim olmadığım işi yapmıyorum. Ki ben sanat iyileştirici bir şey ve bunun eğitimiyle donanmış, bunu yıllar içerisinde tecrübe etmiş biri olarak sonradan merak sardığınız konunun da eğitimlerini almanız ve bugün bu sözleri söylüyor olmanız bak, zaten hala eğitim alıyorum. Ben hala benim yaptığım işlerle ilgili bir kurs görürsem hemen gidiyorum. Hemen almaya çalışıyorum. Eğer ekonomim iyiyse o anda alabiliyorum. Tabii ki bazen benim de alamadığım şeyler oluyor. Ama yapabildiğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. En güzel şey bu zaten. Kendinize yatırım yapmak. O işi iyi öğrenmek. Onu ben iyi öğrenirsem, hakim olursam herkese zaten tebessüm ettirebilirim. En güzel tanımı. Peki biz programın başında da böyle bir şükretmekten bahsetmiştin. Aslında şükretmek, teşekkür etmek. Evet. Allah hep der ki yani kim bu kadar çok teşekkür ederse mesela evlatlarınız da der yani çocuklarınıza hangisini daha çok sevginizi ayıramazsınız ama birine daha çok iltimas geçersiniz şeyden dolayı. Daha çok size teşekkür ederim anne bir hediye aldın yemek yaptığında teşekküre boğduğunda daha verici olur. O öteki Hani hiç yapmayan da yani tamam evladım sana da aynı yemek ama annenin buraya gönlü daha kayar. Allah da öyle teşekkür edene şükredene daha fazla verici ve olur. Aslında herkes Allah kimseyi ayırmaz. Herkese sonsuz bir şey var, sevgisi var. Sadece sen onu almayı bilebiliyorsan. Yani bu işte şükretmekle ve teşekkürle. Ayırmaz ama yani o sana sadece açar, kucaklar seni. Sen de o kucaklamayı görebiliyorsan. Göremezsen gene senden vazgeç. Sana başka yolları gösterir, başka bir yönlendirir ama sana her zaman kucağa çıktır. Peki bu bağlamda mesela ona bağlayacağım. Çok sıkıntılı günler geçirdim. Hep dedim ki bir bildiği var. Şükrettim, bekledim. Bahsederken de böyle gözlerinde olduğum o sıkıntıyı da gördüm. Peki ne oldu ki Almula'nın hayatı bir anda değişti? Bunlardan sonra mesela para değeri herkesin için, herkesin sahip olabileceği bir değeri var mı? Yani kolay sahip olunabilir mi aslında bu sadece düşünmek ve istemek, hayır, teşekkür etmekle? Şey yok, beklemekle zaten bir şey. O işte benim anlatmak yani tamam ben şükrediyorum, çok bolluk bereket bana gelsin diyorum ama böyle oturuyorum, böyle bir şey yok. Ona bir emek harcaman gerekiyor. Emek harcamadığın hiçbir şeyin karşılığını zaten alamazsın. Zaten çalışmazsan, sen bir şey yapmazsan sana gökten şeyle yağmaz. Her zaman bu böyledir. Beklemek, yani kişisel gelişimde genel böyle sözler var. Bazen ben de inan ay yeter yani diyorum ya bu kadar söylüyoruz ama yani ya ellerimi açıp da beklemedim, ben de çok uğraştım. Gerçekten çok uğraştım. Tiyatroda çok iyi bir yerdeyken ki o ara bir yurt dışı bursum oldu. O bursla gitmek durumunda kaldım. Ondan sonra orada parasız kaldım. Mesela girdim tezgahta, yani bir oyuncuydum ama girdim tezgahtarlık yaptım. Ama orada o kadar emek harcadım ki ona işte başka bir konuma yükseldim. Sonra gene kendi işime döndüm. Yani hayatta hiçbir şeyden yüksünmeyeceksin. Durmamak, çabalamak. Hiçbir şeyden yüksünmeyeceksin. Her şey sana bir öğreti. Herkes sana bir öğreti. Sen çaba harcayacaksın. Anlayacaksın. Yani gözün kapalı olmayacaksın. Ya bana bir şey anlatmaya çalışıyor bu. Evet ya ben demek ki bunu yapmalıyım ve buradan da bu yola geleceğim. Bu bana açılan bir kapı. Görmesini bilmek çok önemli. Siz de şuna takılıyor musunuz? Sosyal medyada özellikle şöyle şeyler var. Benim çok önüme çıkıyor. İşte bir şey paylaşılıyor. Bir söz, buna evet yaz. İşte bilmem ne sana yüklenecek. Bugün bu dileğini dile. Yarın sabah gerçekleşecek. Ya gerçekten bunlara inanamıyorum. Ve bir bakıyorum 400-500 tane evet yazan falan. Ya böyle bekliyoruz herhalde diyorum. Bak şimdi ben de gittim bunları çok merak ettim ve Theta Healing'i ki Vianna Stibal öğretiyor. Ya dedim ki bu kadının acaba hani benden başka bildiği ne var dedim ve gittim eğitimlerini aldım. Bunun 17 modül uygulayıcısıyım. 7 modülde eğitmenliğini yapıyorum. Ama Hiçbir zaman inanarak yapmadım, tamam mı başta? Şimdi orayı ben kendi harmanıma dönüştürdüm. Başka noktalardan aldım ve şimdi yolum açıldı. Hı hı. Ama otur yaz altına. İlk başta yaptım, ben de yaptım. His yükleyeceğim sana. Evet. Şu gün şunu söyle, yatmadan önce bu güzel dilekler ve bu şeyler, biliyorsun bizim daha programımız uzar gider, biz evet, bu sohbetleri bir dahakine saklayalım. Programımızın sonuna geldik, hatta bugün seninle hem sohbetin Almulacığım geldik hem de programın sonuna geldik. Ben güzel sohbetinizi bölmek istemezdim. Siz ben yine 7-7-7 yazın kağıtlara. Tamam, 7-7 yazmaya devam edin. Almulacığım hoş geldin tekrar. Seni programımıza görmekten ve ağırlamaktan bugün mutlu olduk ve önümüzdeki günlerde de çok keyif alacağımız sohbetler olacak. Ne yapacağız? Biz bize sohbetlere bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler. İadeyi ziyaret de yaparız o zaman. Evet tabii ki. Yarın diyelim, yarın yüklensin o zaman. evet. Biz bize sohbetlerdeyiz. Burada olacağız. Evet sevgili izleyiciler, tekrar görüşmek üzere. Bugünlük de bizden bu kadar. Hoşça kalın. Thank you.